Almanya'nın Leipzig kentinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otobüs durağına girerek durakta bekleyen 4 kişiyi ezdi. Kazada duraktaki yolculardan ikisi olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı. Yapılan açıklamada 50 yaşındaki sürücünün aracın kontrolünü kaybederek durakta bekleyenleri ezdiği ifade edildi. Açıklamada sürücünün emniyete götürüldüğü belirtildi. Leipzig değerli izleyicilerimiz. Trafik, trafik, trafik. Aman siz siz olun. Özellikle şu hızlı giden izleyicilerimize söylüyorum. 5 dakika geç git ama bu tür üzücü olaylara neden olma. İnsanların azrail'i olmayın. Kendinizle ilgili de söylüyorum. Herkesin sevdikleri var, ailesi var, çoluk çocuğu var kaza adı üzerinde ama biraz daha yavaş gidersek sanıyorum bu kazaların büyük bir kısmı meydana gelmeyecek. Allah esirgesin. Allah hepinizi korusun. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz dünya şu anda Bitcoin bu kripto paralar, sanal paralarla kavruluyor. Bir koyanın 10 aldığı iddiaları var. Kaybedenler de var tabii. Ne derece güvenli ya da güvenli değil biliyorsunuz elin mask. Geçtiğimiz ay bir buçuk milyar dolar Bitcoin'e para yatırdı. Ondan sonra Bitcoin uçtu gitti. Uçmaya devam ediyor. Şimdi bu kadar kolay para kazanılır diye hevesi olanlara uyarı mahiyetinde bir haber vereceğim. Almanya'da yaşanıyor. Almanya'da yaşayan Sebastian adlı bir kişi. Bakın neler yaşadı. Zengin olacağım derken, yatırdığım paranın 10 katını alacağım derken adeta kamyon çarpmışa döndü. Evinde otururken akşam işten geldikten sonra kendisi cep telefonuna Twitter'dan bir mesaj geliyor. Twitter'da. Deniliyor ki Elon Musk bedava Bitcoin dağıtıyor. Siz de bedava bitcoin almak için buraya bir bitcoin verin. Kendinizde eğer bitcoininiz varsa verin. 10 katını yani 10 bitcoin alın. Bu uyanık Sebastian da o oh, Elon Musk diye o tweet attı diye işte belirtilen hesaba elindeki yaklaşık 4 milyon 200 bin lira değerindeki bitcoinleri gönderiyor. Bekliyor. Orada bir saat var. Süre geriye doğru dönüyor. 10 dakikadan geriye doğru. Yani o zaman zarfında bitcoin gönderenler 10 katı para alacaklar ya sözde. Elin masta salak ya. Hiçbir şeyden haberi yok. Bedava bitcoin dağıtacak. Neyse. Süre doluyor. Bekliyor para yok. 4 milyon 200 bin lira değerinde bitcoin'i gidiyor. Mailler atıyor, onu atıyor, bunu atıyor. Çıldırıyor. Gitti para. Dolandırıcılar tweet atmışlar. Bu Sebastian'ı kendini uyanık sanan Sebastian'ın Bitcoin'lerini kendi hesaplarına aktarıyorlar, bitiyor. Biliyorsunuz. Bu sanal parada çifrenizi unutursanız, birine transfer yaparsanız falan öyle geri alma şansı falan yok. Yok böyle bir şey yok. Sonra Karısı o sırada uyuyor, yanına gidiyor diyor. Ben ne yaptım diyor falan diyor. Böyle böyle diyor. Karısı çıldırıyor tabi. Paralar gitmiş. Bu paralar neyin parasıymış? Bakın neymiş? 30 saniyede serveti gidiyor adamın. 30 saniyede ailemin diyor ki hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik birikimimi ve gelecekte çocuklarımıza çıkacağımız bütün tatilleri fırlatıp havaya attım diyor. İşte bir laf var yani. Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın diye fazla uyanıklık iyi değil. Aman siz, siz olun. Bakın ben size söyleyeyim. Bu bitcoinler şu an artıyor. Para kazananlar var biliyorum benim çevremde de var. Bunlar özellikle Eylül ayından sonra düşmeye başlayacak. Yavaş 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 zarara girecek. Onu söylüyorum ben size. Bana soracak olursanız yatırım yapacaksanız bu sanal para işini yapmayın. Dolandırıcı kaynıyor. Paranızı o gece gündüz çalışıp biriktirdiğiniz parayı bu kadar kolay bir şekilde birilerinin eline teslim etmeyin. Kolay para diye bir şey yok. Mesela o bitcoin yükseliyor diyelim. İşte 50 bin dolardı. 60 bin, 61 bin dolara çıktı şimdi. 61 bin dolar bir şey ürettikleri için falan değil o piyasada, sanal para piyasasında başkasının parası değer kazanıyor. O onu alıyorsun sen. Bir şey yok. Biri kaybediyor, biri alıyor. Bu kadar. Yatırım yapanların sayısı azalınca göreceksiniz. Yavaş 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 düşmeye başlayacak. O nedenle dikkatli olun. Ben yatırım uzmanı falan değilim. Tavsiyede falan da bulunmuyorum. Dikkatli olun diyorum. Elinizdeki parayı, çoluk çocuğunuzun rızkını bilmediğiniz, Hayal gibi görünen bu sektörlere yatırmayın. Aman dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz bakın ben önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen özellikle işyeri dükkan almak isteyen, kira geliri elde etmek isteyenlerle ilgili çok önemli bir paylaşımda bulunacağım. Aman dikkatli olun. Mutlaka Emekli TV takip edin. Bu arada bizi izleyenler arasında Hala Emekli TV'ye abone olmayan varsa lütfen abone olun. Videolarımızda lütfen yayınlarımızı beğenin. Rica ediyoruz sizden. Bu bizim için çok çok önemli. Ayakta durabilmemiz için. Yani o like tuşuna lütfen basınız. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da 4.8 milyon euroyu kazanan kişi aranıyor. Yaklaşık 5 milyon euro. Kim bu? Hafta sonu çekilen şans oyunu Cumartesi Lotto'nun geçen hafta iki kişiye ikramiyeyi kazandırdığı açıklandı. Alman lotosunun ilk talihlisinin Bavyera'da diğerinin ise Saksonya Anhalt'ta bulunduğu belirtildi. Bavyera ve Saksonya Anhalt'ta bu parayı bulan kişiler aranıyor. Bu kişilerin 2025'e kadar parayı alma hakları bulunuyor ortaya çıkmamışlar. Şimdi bu her iki eyalette de kimin parayı kazandığı toplamda yaklaşık 9 milyon euroyu kimin kimlerin kazandığı iki kişi merakla bekleniyor. Bir kolondaki 49 rakam arasından 6 rakamı doğru bilip bir de süper sayıyı yakalayan iki talihli. 5 milyon euro yaklaşık bir kişi toplamda 9 milyon euro para. İyi para. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da başkent Berlin'de otomobil hırsızları ve soyguncular araç plaka hırsızlığında başı çekiyor. Geçen yıl 7000'e yakın aracın plakasının çalındığı açıklandı. Berlin'de korona salgının en yoğun olduğu 2020'de 6713 plaka çalındı. Plakanın en çok çalındığı ilçeler ise göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln, Türkler çok biliyorsunuz. Nünköne buradan selam olsun. Ve mit ilçeleri oldu. Benzin istasyonlarına aracına benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçanlar da plaka hırsızlığı yapanlar arasında. Araç sahipleri ise çoğunlukla polisin kapıya dayanmasından sonra plakalarının çalındığını fark ediyor. Mahkemelik olmayan herhangi bir olayda bile plakası çalınan araç sahibi yeni plaka alıncaya kadar aracını trafiğe çıkaramadığı için mağdur durumda kalıyor. Üstelik yeni plaka için cebinden yüzlerce euro da ödemek zorunda kalıyor. Şimdi yani vatandaş ne yapsın kardeşim? Yani plakaya kilit mi uğursun? Ne yapsın yani? Gerçekten öyle. Yani sökülmeyen plaka var mı? Ben bilmiyorum. Ne yapsın vatandaş? Polis diyor ki aman dikkat edin. Ya neye dikkat edecek adam arabasıyla beraber mi uyuyacak yatak odasında? E kapıya bırakıyor arabasını işte. Polisin önlem alması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman 7000'in civarında bir plaka çalınmış. Tahırsız çalar, e yakalayacaksın. Vatandaşa polis diyor ki dikkat edin diyor. Neye dikkat edeceğiz abi? Yani arabayı yanımızda mı yatıracağız? Ne yapacağız? Her akşam arabadan ince plakaları söküp yanımıza alıp sabah da işe giderken plakaları mı takacağız? Ne yapacağız? Hakikaten ne yapacağız? Plakada nasıl bir dikkat olmak, almamız gerekiyor? Nasıl bir önlem almamız gerekiyor? Ya da o kapılara vurulan kilitler var ya kilitle mi kilitleyeceğiz plakayı? Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ya yani. Nasıl önlem alınır? Plaka ile ilgili bilen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz varsa lütfen yazsın. Biz de arabamızı o şekilde yani emniyetini alalım. Yani ben akşam evimin önüne arabamı park ettiğim zaman yani şey plakayı söküp koltuğumun altına alıp gitmiyorum eve yatak odasına götürmüyorum yani. Ya da arabayı yatak odasına çıkarmıyorum. Nasıl önlem alacağız merak ediyorum. Yani polis öyle bir şey açıklama yapmış ki önleminizi alın. Ya sen alacaksın sen. Nerede hırsızlık varsa ne diyorsun? Nikon'da ve MIT'te diyorsun. Polis sayısını arttıracaksın. Devriye sayısını arttıracaksın. Tamam. Sayıyı sıfırlayamazsın ama düşürürsün. Artış varsa sende bir eksiklik var. Vatandaşta bir eksiklik yok ki. Vatandaş arabaya binmesin mi plakası çalınıyor diye. İlk kez böyle bir şey görüyorum. önlemenizi alın. Ya ne önlem alacağız arkadaş? Ya, arabanın plakasını çalmışlar ya. Yani. Ha görürsen git polise şikayetçi olacaksın tabii ki başına bir iş gelmesin. Adam soygunculuk yapar, ne diyor? Benzin istasyonlarında diyor, depoyu doldurup kaçıyorlar. Plakası alınıyor, polise haber veriliyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay geçtiğimiz günlerde takip edenler bilir. Ben Emek TV'de aktardım. Bir olay yaşandı. Nedir? Suriye uyruklu Amar adında 32 yaşındaki bir genç Türkiye'den önce Suriye'den Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de Almanya'ya geliyor. Kalmış olduğu yurtta alkol aldıktan sonra biraz taşkınlık yapmış. Olay yerine polis çağrılıyor polis bu Amar adlı Suriyeli'yi etkisiz hale getiriyor. Ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Sediye yatırıyorlar. Etkisinden kastım şu yani bir şekilde elindeki metal merdivenle direnmiş polise. Alıyorlar merdiveni falan bir şekilde sediye yatırıyorlar. Alkol, sarhoş. Sonra bu olay yerine gelen sağlık ekibinden bir kişi Amar'ın suratına bir tane yumruk vuruyor. Gözü mor arıyor, elmacık kemiği kırılıyor. Yani şu kemik biliyorsunuz elmacık kemiği. Kırıyor bunu adam. Sağlıkçıya bak. Sarhoş adam zaten sedyeye bağlı. Bağlamışlar sedye ona rağmen. Ve bu sağlıkçı polislerin yanından koşarak giderek bu yumruğu vuruyor. Polisler görüyor. Olayla ilgili bir rapor yazıyor polis. Diyor ki Polise gelen sağlık görevlilerine mukavemet etti. Karşı geldi yani. Hatta Suriyeli genç sağlık görevlisine fiziksel saldırıdan suçlanıyor. Ancak işin içerisine bir Türk avukatı giriyor olayın. Avukat adnan Aykaç Beyefendi. Ve cezaeye yatırıldığı yerdeki güvenlik kameraları görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkıyor. Orada açık bir şekilde görülüyor ki bu Suriyeli gence sağlık görevlisi suratına sağlam bir yumruk indiriyor. Elmacık kemiğini kırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın şuraya bir vuruyor. Göz mor oluyor. Şu kemik gidiyor. Bakın telafisi iyileşmiş en zorla şeylerden bir tanesidir. Bakın bunu kemik. Görüntüler ortaya çıkıyor tabi Olay meydana çıkıyor. Polisin tuttuğu rapor yalan. Sağlıkçının tuttuğu rapor yalan, 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 yalan. Ve işle ilgili yeni bir gelişme var. Olayla ilgili bu Amar şikayetçi oluyor. Polis diyor ki sen diyor bu video görüntüleri bize ver biz saklayacağız söz veriyoruz. Bunları da telefonundan sil diyor. Polis diyor bunu. Uyanığa bak. Hokkabaza bak. Polise bak. Eğer o görüntüleri silseydi bugün biz bunu konuşmuyor olacaktık. Diyeceklerdi ki polise mukavemet etti, sınır dışı ettik diyeceklerdi. Sağlıkçıya mukavemet etti. Ondan sonra biz buna şu cezayı verdik diyeceklerdi. Hep yalan, hep dolan. İşte sebebi de ırkçılık. Aynısını bir Alman yapsaydı. Suratına yumruk da o e, sağlıkçı denilen hokkabas alçak. Şu an başka şeyleri konuşurduk. Almanya ayağa kalkardı. Kim konuşuyor bunu? Alman basını yine konuşmuyor bunu. Alman basını göçmenlere karşı işlenen hiçbir suçu haber yapmıyor. Hiçbirini yapmıyor. Yalandan bir iki tane ufak tefek işte gazetede, internet sitesinde orada burada haber yapıyorlar. Siz hiç eleştirildiğini gördünüz mü bu tarz olayları? Yok. Yok, yok. Peki size bir soru daha. Alman medyasında korona ile ilgili aşıyla ilgili muhalif bir tane ses duydunuz mu? Yok. Yok? Yok. İşte adamın başına gelenler. Yumruğu indirmişler suratına. Şimdi adam sınır dışı edilmekle karşı karşıya. Göçmen Suriye'den gelmiş. Tamam kendisini yaptı yanlış. Alkol yanlış. Taşkınlık yanlış. Ama her alkol alanın elmacık kemiğinin kırılması gerekiyor. Rapor tutuyor. Polis yalan. Polise saldırdı. Sağlıkçıyı dövdü. Mukavemet etti deniliyor. Sağlıkçı dövüyor kardeşim. Yumruğu suratına indirmiş. Vurmuş. Elmacık kemiğini kırmış. Biz bunları konuştuğumuzda diyorlar ki ya ne oluyor Ya işte siz çok fazla abartıyorsunuz ya adamın kemiğini kırmış ya adam sedyede bağlanmış bu ne dememizi bekliyorsunuz merak ediyorum Ne diyelim kardeşim çok güzel yaptı mı diyelim anlatmayalım bu haberi Alman medyası gibi mi yapalım bizde Merkel çok güzel yönetiyor ülke, hiçbir soru yok o göçmenlerin iki eli yağda balda Merkel 10 bin euro. Herkese çocuk başına para dağıtıyor mu diyelim. Merkez 150 euro işte kararı verdiler çocuklara koca işte bir yıl geçti. 15 euro zam yaptılar çocuk parasına yalan olan Ne diye yani eleştirmeyelim mi? Çarşıda, parzıda, pazarda, markette en az %50. Çarşıda, pazarda, markette en az yüzde %10, %15 en az fiyatlar artmadı mı Almanya'da. Aldi'ye gidiyorsun, Lidl'a gidiyorsun, Rewe'le gidiyorsun. Bilmiyor musun fiyatları? E biz bunu eleştirdiğimizde diyorlar ki sen Almanya düşmanlığı yapıyorsun. Ya kardeşim ben senin hakkını savunuyorum haberin yok senin ya. Bilinç oluşturuyorum. Diyorum ki sosyal yardımlar çocuk paraları yetmiyor diyorum. Ev kiraları almış başını gitmiş diyorum. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Geçen anlattım. Elektrik fiyatı, elektrik fiyatı son bir yılda %7 yükselmiş. Ne bekliyorsunuz benden merak ediyorum. Ne anlatalım ya? Bu Alman düşmanlığı mı, arkadaş bunları anlatmak. Almanya düşmanlığı mı? Yapmayın. Adamın elmacık kemiğini kırmış, patlatmış herif. Ne diyelim yani?